Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacı Bektaş, Rıfat, Kartal huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacı Bektaş, Rıfat, Kartal huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ve koruyucu aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Huzurevinde düzenlenen iftar yemeğine Vali Becel, Hacı Bektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, huzurevi sakinleriyle gönül erleri, huzurevi çalışanları katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şu açıklamalarda bulundu. Ramazan'ın sonundan bir önceki iftar, iki gün kaldı. Huzur evinde iftar yapmamak olmazdı. Bugün de burada hem şehirlerimiz var, koruyucu ailelerimiz var. Yani onların gönülleri zaten o kadar büyük ki, o kadar yüce ki. Annelerimiz, babalarımız, tam da anneler günü yaklaşıyor. Bence siz çift anneler gününü hak ediyorsunuz. Anneler, annelik çok uzun ama size yaptınız. Nevşehir'de Arife günü çarşı pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama bir gün kala vatandaşlar da alışveriş telaşı başladı. Halk son hazırlıklarını yapmak için çarşının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokak ve caddelere akın eden Nevşehirliler bayram alışverişi yapmaya devam ediyor. Bayram alışverişi dolayısıyla kent merkezinde büyük bir yoğunluk yaşanırken özellikle Nevşehir Çarşı merkezde olan dükkan ve mağazalar dolup taşıyor. Esnafların yüzü gülüyor. Pandemi, piyasalar derken büyük sıkıntılardan geçen esnaflar ise yüzü gülmeye başladı. Pazar yeri başta olmak üzere Lale Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Saatçi Hoca Caddesi üzerindeki esnaflar yoğunluğun artmasından memnun. Polis teyakkuzda. Yoğunluklardan faydalanmak isteyen gözü dönmüş dolandırıcı ve hırsızlar için yine emniyet mensupları boş durmuyor. Polis ekipleri trafikte oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için ciddi çalışmalar yaparken bunun yanı sıra sivil ekipler de kalabalığın yoğun olduğu alanlarda bu tehlikeye karşı ciddi önlemler almış durumda. Tüm İslam ülkeleri mübarek Ramazan bayramı için hazırlıklara başladı. 2 Mayıs günü icra edilecek bu mübarek günde Türkiye'de kılınan bayram namazının ardından insanlar kurtuluşun müjdesi bayrama kavuşacak. Uzun yıllardır süregelen mezarlık ve akraba ziyaretleriyle devam edilecek bayramda çocuklar el öpüp bayramların olmazsa olmazı şekerlerden toplayacak. Bu bayramların olmazsa olmazı bayramlık şekerler Nevşehir Çarşı ve Pazarında tezgahlarda satışa çıkıyor. Kalite kalite sınıflara ayrılan bu şeker küpleri bu yıl geçen yıla göre %75 daha zamlı. Almaya mecburuz. Bayram şekeri almazsak olmaz diyen Nevşehirli vatandaşlar, misafirlerimizi özellikle pandemi döneminden çıktığımız şu günlerde en iyi şekilde ağırlamak boynumuzun borcu. Zaten 2 yıldır doğru düzgün bayram yapamıyoruz. Artık paraya kıyıp kaliteli şekerler alacağız dediler. Lokumda da en lezzetli ve kalitelerine yönelen vatandaşlar aldıkları lezzet pınarlarını misafirlerine ikram edebilmek için 2 Mayıs'ı iple çekmeye başladı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan bayramlarını tebrik etti. Belediye Başkanı Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi. Ekiplerin 2000 evler, 15 Temmuz, 3502 evler ve Sümer mahallelerinde gerçekleştirildiği altyapı yenileme, yol bakım ve onarım, üst yapı ve çevre temizlik çalışmaları hakkında bilgiler alan Savran, görevli işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan bayramlarını tebrik etti. Savran'a incelemeler sırasında belediye başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan da eşlik etti. Nevşehir Belediyesi olarak Ramazan bayramı için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Savran, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm nöbetçi birimlerin tatil süresince görev başında olacaklarını belirtti. Savran, Nevşehir'de 7/24 esasıyla gündüz gece demeden vatandaşlarımızın bayramı huzurla geçirmesi için çalışacağız dedi. Hakiş Nevşehir temsilcisi Fatih Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla
Gülbahçe önünde basın açıklaması yaptı. Bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını belirten Hak İş Nevşehir temsilcisi Fatih Mutlu şu açıklamalarda bulundu. Karınca ilave hediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmaların katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını istiyoruz. Covid-19 salgınının tüm işler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomik ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatına ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Bizler bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde güvenceli istihdam için, refah dolu yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Emekçi kardeşlerimize hakkın hak işe emanet demek için buradayız. Tüm emekçilerimizi erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için hak iş ile mücadeleye davet ediyoruz. Bizler daha fazla dayanışma, daha çok refah, daha çok güvenceli istihdam ve daha çok iş sağlığı, örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlarda, ekranlardayız. Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Hak iş olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yenilemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir. Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak için bu uğurda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumluluklarla yararlanmasını istiyoruz. Hak iş olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik altyapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranında kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için sıfır tolerans anlayışının tüm işyerlerine hakim olmasını istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türlü mücadele edilmesini istiyoruz. İstihdamda kadına, genç, engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyaçlarının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli iş gücünün artırılmasını, bu yönde çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan
mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikaları ve işbirliklerinin geliştirilmesini istiyoruz. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik haksız ve hukuksuz işgalini bir an önce durdurmasını istiyoruz. Suriye'deki savaşın bir an önce bitmesini ve toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Filistin'de, Ukrayna'da, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları ve vahşetleri lanetliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uluslararası izolasyonların kaldırılmasını talep etmekteyiz. Tunus'ta sivil idareye yönelik saldırıların ve haksızlıkların giderilmesini, darbelere karşı demokrasiden yana tavır alan Tunus halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Askeri darbelerden dolayı Sudan'da kapatılmış sendikaların hizmet binasının bir an önce açılmasını ve gözaltına alınan tüm sendikacıların serbest bırakılmasını istiyoruz. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak İş Teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara örgütlü ol, sendikalı ol, hak işli ol diyoruz. Hak İş olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza mücadeleye etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Güzel günler yakın. Yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Hak İş olarak bugün emek, barış, özgürlük, adalet, refah ve demokrasi için 81 ilden ve dijital platformlardan haykırıyoruz. Yaşasın alın teri döken yiğit emekçiler. Yaşasın uluslararası sendikal dayanışma. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Hak İş. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun. Yeniden meydanlarda buluşmak dileğiyle Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla verilen fitre için bugün son gün. Nevşehirli vatandaşlar fitre ne kadar ve fitre kimlere verilir sorularına cevap arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar süre için fitre miktarının 40 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ramazan ayı içerisindeki fitrenin verilmesi için süre doluyor. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şafii mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonra bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinin tahmin edilen hava durumu. Erciyes Karmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Mayıs Pazartesi. İç Anadolu bölge illerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 21. Kayseri en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 22. Kırşehir en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 22. Niğde en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 22. Aksaray, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 22. Yozgat, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 18. Konya, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 21. Sivas, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 21.
RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 1 Mayıs Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzar Eczanesi Yeni Mahalle, Merkez Sarlak Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avunus Can Eczanesi, Derinkuyu Ferelan Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.